Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi kaşığımla geldim çünkü çok kolay, 3 dakikada 3 kaşık tatlısı hazırlayacağız. Daha önce tarifini paylaşmıştım, tekrardan Ramazan gelince paylaşmak istedim. Derince kabın içerisine 3 adet orta boy yumurtayı alıyorum. Yumurtalarınız çok küçükse 4 de koyabilirsiniz. 3 yemek kaşığı tepeleme dolusu şöyle toz şeker. 1 paket vanilya. Öncesinde bu 3 malzemeyi mikserle 2 dakika boyunca çırpıyorum. Daha güzel kabarması için bu çok önemli. Yeterli. Şimdi mikseri şöyle bırakayım. 1 paket kabartma tozu. 3 yemek kaşığı dolusu sıvı yağ. 3 yemek kaşığı dolusu irmik. 3 yemek kaşığı dolusu da un. Şimdi bu malzemeleri de sadece karışana kadar çırpıyorum. Yeterli. Çok değil. Sadece şöyle 10-15 saniye karışana kadar yeterli. Artık tatlımızın hamuru hazır. Bunu şöyle kenara alayım. Çok fazla büyük olmayan bir borcam kullanıyorum. İçerisine biraz tereyağı koydum. Hafif bir yağlayacağım ki çok yapışmasın. Yağlı kağıt kullanmıyoruz bu esnada arkadaşlar. Çünkü şerbet dökeceğiz. Şöyle her yerini güzelce buluyorum. Bu arada fırınınızı 180 dereceye açın. Isınsın. Ben yapmaya başlarken açtım. Çünkü hemen yaptığımız bir tatlı olduğu için fırında o esnada ısınsın. Hazırladığımız keki içerisine döküyorum. Şöyle bir kere masanın üzerine vurup o fırına götürüyorum. Dikkatlice pişiriyorum. Şimdi kek pişerken şerbet hazırlayalım. Kenarda şeker erisin. 2 bardak ılık süt. Bir bardağını ısıttım. Bir bardağını soğuk olarak ekliyorum. Bu şekilde ılıklaşmış oluyor en azından. 1 su bardağı toz şeker. Bu arada kullandığım bardak 200 milimlik. Şöyle bir karıştırıyorum. Tamamen isteğe bağlı. Bir pakette vanilya katabilirsiniz. Güzel bir lezzet katıyor arkadaşlar. Tavsiye ederim. Ama istemiyorsanız da katmayabilirsiniz. Mecbur değil. Şimdi ara ara ben bunu karıştıracağım kenarda. Şeker erisin. Bu arada kekim de fırından çıkınca hafif ilk sıcaklığı çıkınca üzerine dökeceğim. Tatlı tam 20 dakikada pişti arkadaşlar. Öyle çok uzun uzun pişmiyor gördüğünüz gibi. Bildiğiniz pamuk gibi oldu. Şöyle 1-2 dakika bekleyeyim. İlk sıcaklığı çıksın. Ondan sonra şerbetini dökeceğim. Oldukça sıcak, çok sıcak dökerseniz hamurlaşır. Hazırladığım şerbeti artık şöyle hafiften bir ilk sıcaklığı çıkan tatlımın üzerine dökebilirim. Vanilya döktüğünüz zaman hafif böyle bir sarımtırak görüntü oluyor. En az bir 5-10 dakika kesin dinlendirin. Şimdi üzerine döküyorum. Gördüğünüz gibi döktüğüm anda çekiyor. Hiç fazla da gelmiyor. Gayet ideal arkadaşlar. Bu tatlıyı öyle çok çok saatlerce beklemenize de gerek yok. Ben 2 saat boyunca şöyle dışarıda sıcaklığını aldıktan sonra 1-2 saatte dolapta dinlendirip servis edeceğim. Yani şöyle 3-4 saat en fazla dinlendirmeniz bile yeterli gelecektir. Bakın şerbetim tamamen çekti ve yumuşacık pamuk gibi oldu. Şimdi dinlendirdikten sonra üzerine Hindistan cevizi,
serpip servis edeceğim. Tatlıyı sadece 2-3 saat dinlendirebildim arkadaşlar. Ama buz gibi oldu. Dolapta 1 saat, 1 saat de dışarıda. Sizler böyle ama uzun süre bekletirseniz çok daha güzel olacaktır. Ben şöyle üzerine bol miktarda Hindistan cevizi serpiyorum. En çok yakışan bence Hindistan cevizi. Toz fıstık, ne istiyorsanız da ekleyebilirsiniz. Şimdi dilimleri ayıracağım. İstediğiniz büyüklükte dilimleyebilirsiniz. Ben şöyle büyük büyük dilimleyeceğim. Bence çok güzel gözüküyor. 2 saat dinlenmesine rağmen şerbetini harika bir şekilde çekmiş. Servis tabağını alıp bu güzel lezzetli tarifin sonuna geliyorum. 1'den 10'a kadar videonun yorum kısmına puanlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Yumuşacık pamuk gibi olmuş gerçekten. Hatta şöyle bastıkça bakın. Hafiften bir süt çıkıyor. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, zil sesini açarak videolarımdan ilk önce haberdar olabilirsiniz. Çok daha güzel, çok daha lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.